bunun yüzünden. Nerede oğlum? Şurada da alabilirsiniz. Ya. Abi canım 32 yıl orada az çok kan var herhalde. Akşede var mıdır? Vardır herhalde. Hocamız daha iyi bilir tabii. Ondan. Benim çektiğim sıkıntı anlatmayla bitmez yani. Ter, öksürük, bitkinlik geldiği zaman yani enfeksiyon çoğaldığı zamanları hiç sorma. Onu hiç kimse dayanamaz yani. İş yerinde arkadaşlarla muhabbet ederken ağzımda çam fıstığı vardı. Antep fıstığı yani. Orada arkadaş kırmıştım ağzımda herhalde, öyle hatırlıyorum yani. Arkadaş fıkra anlatınca ben de güldüm o arada. Gülerken bir anda öksürük başladı bende. Dedim ki boğazıma kaçtı falan dedim arkadaşlara. Fabrikanın inliyor böyle öksürükten. Öyle bir şiddetli öksürük ve ter. Şakır şakır boşalıyor böyle. Ondan sonra dedim arkadaşlara ki ya içeri bir şey kaçtı herhalde dedim. Ciğerime dedim. Dedi ki doktora git. Mesai bitene kadar bekledim öyle öksüre öksüre öksüre. Doktor muayene etti beni. Dedim ki böyle böyle. Benim dedim fıstık kabuğu kaçtı dedim. Ciğerime dedim. Onun için öksürüyorum dedim. Dedi ki yat bakalım şöyle dedi. Yatırdı beni. Muayene etti. Dedi ki bakacağız dedi. Eğer dedi tedaviye cevap vermezse bu durum ameliyat edebiliriz seni. Nasıl bir tedavi? Antibiyotik falan böyle ilaçlar. İlaç tedavisi. İlaç tedavisi uygulandı. Yattım. 2-3 ay. Balgam falan yok. Bir şey yok. Kuru öksürük. Şiddetli. Nefes almaya korkuyorum. Nefes alırsam öksüreceğim çünkü. Hani çocuklar böyle alır ya. Çekmeye korkuyorum. İtiyor aşağıdan bir şey böyle. O zaman çıldırıyorum yani. Deliriyorum böyle. Öksürük çatlıyorum. Beynim çıkıyor böyle. Bir sene sonra tekrar rahatsızlandım ben. Tekrar rahatsızlanınca tekrar gittim. Bu sefer beni şeye gönderdiler. Biyopsi miymiş neymiş? Biyopsiye gönderdiler. Biyopside dedim ki ne bu kanser miyim hoca falan dedim. Kanser miyim acaba dedim. Ya bu fıstık ben eminim ama dedim. Siz peki söylüyor musunuz? Söylüyorum. Taş, tabii. Peki onlar ne cevap veriyor? Vallahi orada bir şey filmde görünmüyor diyorlar. Filmde öyle bir şey görünmüyor diyorlar. Hatta bir doktor bana dedi ki benim ciğerimden iyi İsviçre'de şey görmüş. Staj mı görmüş, ne görmüşsen dedi ki vallahi senin ciğerin benden dedi temiz dedi, hiçbir şey yok dedi. Tomografiye baktı, dedi ki sen ne zaman dedi bu fıstık olayı dedi. Dedim ki böyle böyle 32 sene falan oldu dedim. Dedi ki dur bakalım şu filme dedi, iyice gel dedi sen de bak dedi. Oradan bilgisayardan böyle şey yaparken dedi ki burada dedi. Bak burada görüyorum dedi, bak sen de görüyor musun? Siyah bir şey. Çok ağır geçirmeye başladım. Enfeksiyon çok sarmış beni. İdrar yolu, balgamda mantar yapmış. Artık kafamı kaldıramıyorum. Dedim ki artık ne olsa olsun ciğeri hep alsınlar ya. Kelebek gibi. Ama kelebekten uzun ömrüm olacak 32 yıl daha. İlginç olan bu hastanın en ilginç tarafı 32 yıl bu fıstığı içinde taşımış olması. Yabancı isim aspirasyonları. Bizim toplumumuzda son derece yaygın olan, daha çok işte çocuklarda, hatta çocuklarda çok ölümcül sonuçlara yol açabiliyor maalesef. Hepimiz biliyoruz. Daha çok böyle işte çocuklarda, yaşlılarda bazen kaçar. İşte ülkemizde bazen bu türban iğnesi aspirasyonları görülebilir. İşte kalem kapağıydı, işte fıstık, işte böyle para, birçok değişik, çok değişik yabancı isim aspirasyonları olabilir. Yalnız bunun ilginç olması, bu benim hayatımda gördüğüm en uzun aspirasyon öyküsü. Yabancı isimler akciğere kaçırıldığı zaman, yani ilk daha çok sağ tarafa, şimdi sağ ana bronş biraz daha dar açıyla aşağı indiği için sağ akciğere daha çok sıklıkla sağ akciğere kaçırılıyor. Ve orada tabii uzun süre kaldıkları zaman, uzun süre kalırsa bir süre sonra tabii organizma da onu bir yabancı isim olarak atmaya çalışıyor. Sürekli tekrarlayan enfeksiyonlar, tekrarlayan zatürrelerle de bir adeta bir bizim granülasyon dokusu dediğimiz etrafında böyle sarıyor, onu hapsetmeye çalışıyor ve bu adeta bir yalancı tümör gibi oluşuyor. Bazen radyolojik olarak da karışabiliyor. Hatta öbürsü daha önce bahsettiğim vakada da aynıydı. Yani endoskop, bronkoskopla içeri girdiğiniz zaman
bir tümör görüntüsüyle, adeta bir tümöre benzeyen bir görüntüyle karşılaşıyorsunuz.